Mültecilerle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin verdiği önergede onların Türkiye'ye gelmesinin oluşturduğu sorunlar denilmektedir. Ben öncelikle mültecilerle ilgili olarak onların Türkiye'ye gelmesinin oluşturduğu sorunlar kavramının da çok yanlış bir kavram olduğunu düşünüyorum. Sizlerden 5 yıldır ülkenizde bir savaşın devam ettiğini, bir kısmınızın IŞİD'li erkekler tarafından alıkonulduğunuzu, bir kısmınızın kızlarının elinden alındığını, belki ailenizin kalanıyla Türkiye'ye göç ettiğinizi hayal etmenizi rica ediyorum. Aslında bunu hiçbirimizin hayal etmesi çok da mümkün değil. Aramızda birkaçımız dışında böylesi bir acı yaşamadığımızı, birçoğumuzun aynı sokakları, mahalleleri paylaştığımız Suriyeli mülteci kadınlardan aslında epey uzak bir hayat sürdüğümüzü unutmayalım. Türkiye 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne coğrafi sınırlama ile taraf olduğundan sadece Avrupa'dan gelenlere mülteci statüsü veriyor. Suriye'den gelenler bu sebeple mülteci statüsünde görülmüyorlar. Aslında Suriyeliler Türkiye'de statüsüzler. Yalnızca temel ihtiyaçları gideriliyor, zaman zaman yalnızca misafir diye anılıyorlar, zaman zaman ise kendilerine tırnak içinde ancak tahammül ediliyor. Suriye krizinin başladığı 2011 ilkbaharından itibaren resmi kayıtlara göre 2016 başı itibariyle kayıt altında 2 milyon 560 bin Suriyeli mülteci bulunuyor. Bu rakamın yaklaşık 1/3 kadar da kayıt altına alınmamış göçmenin Türkiye'de yaşadığı tahmin ediliyor. Çünkü Avrupa'ya Türkiye'den geçerek ulaşan 1 milyon civarı mültecinin pek çoğunun Türkiye'de hiçbir kaydının olmadığı ortaya çıktı. 10 ilde kurulan 25 çadır ve konteyner kentte 269.366 Suriyeli barınıyor. Yani toplam resmi mülteci sayısının sadece %10'u. Geri kalanlar çeşitli kentlerde yaşıyorlar. Bildiğiniz gibi maalesef bu kelimelerle ifade etmek zorunda kaldığımız mülteci pazarlığı bugün başlamadı. Başar Esad'ı kısa sürede devireceğini düşünen AKP hükümeti Avrupa Birliği'ni yanına çekmeye çalışırken Türkiye'ye sığınan Suriyeli sayısı 100.000'i geçerse askeri müdahalede bulunacağını söylüyordu. Daha mülteciler gelmeye başlamadan sınırda kamplar kurdu. Suriye'de savaşanlar bu kamplarda rahatça girip istediklerinde Suriye'ye geri dönüyorlardı. İlk mülteci akınını teşvik eden AKP hükümetiydi. Fakat istenen olmadı, Esad gitmedi, savaş sürdü ve mülteci sayısı 3 milyona yaklaşıyor. Bugün AB ile üzerinde anlaşılan 3 milyar euro, Türk vatandaşlarına Schengen bölgesinde vize muafiyeti, Türkiye'nin AB zirvelerine çağrılması ve dondurulan Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinde başlıklardan bir ikisinin açılması, mültecileri Türkiye içinde tutması şartına bağlanıyor. Türkiye ile başa çıkılmayınca Yunanistan Schengen'den çıkarılmakla tehdit ediliyor. İnsan bu ilişkilerin nasıl zehirlendiğini görünce hem Türkiye hem de Avrupa Birliği adına utanıyor açıkçası. Bu anlaşma çerçevesinde Türkiye'den Yunanistan'a geçen tüm kağıtsız göçmenler 20 Mart'tan itibaren geri dönmeye başlayacaklar. Bunun ilk sancısını 21 Mart'ta botla çıktığı yolculuk sonunda Midilli Adaları'na varan Afganistanlı bir kadının sözlerinde duyduk. Kendisinin ve çocuğunun vücudundaki morlukları göstererek Türkiye'ye dönmektense ölürüm diyordu. Sokaklarda kaldık, yiyeceğimiz de yoktu, barınak yoktu, bizi koruyan kimse yoktu, polis ve asker az kalsın bizi öldürüyordu. Yine dün Mersin'de daha 23 yaşında genç bir kadın Midye Hasan trenin önüne atlayarak intihar etti. Bu kadınların yarattığı sorunları değil, bizim ve tüm dünyanın bu kadınlara neler yaşattıklarımızı düşünmemiz gerekiyor. Sürekli bir sorun, külfet gibi bahsedilen, bu pazarlığa konu edilen Suriyeliler aslında bazı kesimler için önemli bir zenginlik kaynağı da oldu.
Örneğin gazeteci Fehim Taştekin, Humus'ta bir petrol sondaj makinesinin sökülüp cilve gözü kapısından çıkarıldığını, 15-20 milyon dolarlık makinenin Birleşik Arap Emirlikleri'ne 1 milyon dolara satıldığını yazdı. Taştekin birebir yaptığı araştırmada daha pek çok fabrikanın makinalarının benzer biçimde yağmalandığını anlatıyordu. Yani Suriyelilerin yoksulluğu bir yandan da ucuz iş gücü arayan sermayedarın zenginliği oldu maalesef. Yani aslında esas külfet mültecilerin en çok da kadınların sırtındadır. Bir kaçak olarak yalnız yola çıktığınızı düşünün. Ne gibi risklerle karşı karşıya kalırsınız? Suriyeli mülteci kadınlar tecavüze ve tacize uğramamak için günlerce uyanık kaldıklarından, üstelik bu şiddet polisler ve göç alanında çalışan kişilerce de sürdürüldüğünden, insan kaçakçılarının kendileriyle cinsel ilişki pazarlıkları yaptıklarından bahsediyorlar. Kadınlar için savaş sadece ölüm değil, cinsel şiddet ve tecavüz anlamına da geliyor. Üstelik böylesi ağır travmalarla karşılaşan kadınlar, dilini bilmedikleri yabancı ülkelerde ellerinden tutup yaralarını saracak yoldaşlar da bulamıyorlar kolaylıkla. Kadınlar yalnızca kendi sağlıkları ve canlarından sorumlu da değiller. Çocuklardan da sorumlular, onların sorumluluğunu da hissediyorlar. Bölgede çalışma yapan uzmanlar, Türkiye'de özellikle sınır illerinde küçük yaşlarda 12-13 yaşlarında kız çocuklarının seks işçiliğine zorlandığını belirtiyorlar. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin İstanbul sorumlusu Gizem Elka'da iş bulamadığı için çaresizlik nedeniyle seks işçiliği yapan kadınlar arasında trans Suriyeli göçmen kadınların da çok yaygın olduğunu söylüyor. Cinsel şiddetin bir diğer biçimi ise çok eşli evlilikler. Yalnız veya ailesi maddi zorluklar yaşayan 15-25 yaş arasındaki genç kadınlar ve çocuklar çok eşli evliliğe ikna edildikten sonra yine seks işçiliğine zorlanıyorlar. Bu da çok yaygın biçimde. Tekstil atölyelerinde kadınlar günde 12 saat 600 lira ücretle çalışıyorlar. Üstelik Suriyeli kadın işçilerin birçoğu da patronların tacizine uğradıklarını ifade ediyorlar. Evet, Türkiye'nin çekincesiz olarak imzaladığı İstanbul Sözleşmesi, mülteci ve göçmen kadınlar da dahil olmak üzere tüm kadınlar için şiddete karşı koruyucu tedbirler, önleyici tedbirler öngörse de, Türkiye'deki mülteci kadınlar bu sözleşmenin güvence altına aldığı haklar ile kamu hizmetlerinden maalesef faydalanamıyorlar. Kadınlar dil sorunu, raporlayamama ve ayrımcılık sebebiyle adalete erişimde de ciddi sorunlarla karşılaşıyorlar. Çözüme dair birkaç öneride bulunmak isterim. Öncelikle Türkiye'de Suriyelilerin yaşamlarını burada sürdüreceği gerçeğinin kabul edilmesi ve buna ilişkin politikalar üretilmesi lazım. Sonra AFAD başta olmak üzere sığınmacılarla ilgili genel yerel tüm yönetim birimlerinin STK'larla işbirliği halinde çalışması lazım. Şiddete uğrayan, tacize uğrayan sığınmacıların psikososyal destek alması lazım. Mülteciler için yapılan uluslararası yardımların nereye harcandığının denetlenmesi lazım. Sürem bittiği için bitiriyorum. Çalışma örgütü ILO'nun göçmen işçilerin haklarına ilişkin sözleşmeleri imzalayıp yürürlüğe koyması ve mültecilerin politik pazarlık olmaktan çıkarılması lazım. Bu dünya hepimize yeter. Yeter ki niyetimiz olsun. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler.